Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir saç videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır bir şeyler gelmiyordu. Sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de çok severek bu videoları çekiyorum ve çok heyecan verici bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi böyle tuhaf bir saç rengine sahibim. Neden? Çünkü dibim çıktı ve ben dibimi açtım. Ama gel görün ki evde saç boyası yokmuş. Daha doğrusu bana uygun yok. Daha böyle 7'ler, 8'ler, 9'lar var evde. Ama ben daha açık istediğim için benim tonuma göre bir boya yoktu evde. Ve şu an dışarıya çıkamıyorum. Boya temin edemiyorum. Acil bir çözüme ihtiyacım var. Dolayısıyla ben de Türkiye'deyken Palette'nin bu küllü sarı tonerini gördüm. Bu saçınıza yarı kalıcı bir boyama ya da bir matlaştırma, cila işlemi sunuyor. Çok pratik bir şekilde böyle saçınıza şampuanlar gibi sürüyorsunuz. Ben başka markalarınkini biliyordum ama Türkiye'de böyle şeyler bulmak çok kolay değil. Özellikle Watson's Gratis'te böyle bir şey bulmak bence büyük bir nimet. O yüzden Palette'ye buradan teşekkür ediyorum. Denemedim hiç. Bugün ilk defa deneyeceğim. Dibimi görüyorsunuz zaten. Açtım ve turunculuklar var. Buraları daha bir küllü. 8 yıkamaya kadar kalıcı olduğunu söylüyor. Şöyle size yakından da göstereyim. Ve nemli saça uyguluyormuşsunuz. 10 dakika kadar saçınızda bekletiyorsunuz ve sonrasında saçınızı berraklaşana kadar duruluyorsunuz, kurutuyorsunuz vesaire. Ben birazcık dibimi nemlendirdim. Çok da ıslatmadım. Neden nemli saç, kuru saçı da yapabilir miyiz diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Tabii ki de kuru saçı da yapabilirsiniz ama nemliyken yani saç ıslakken gözenekler açık olduğu için daha güzel emiyor. O yüzden ıslatmakta fayda var. Şimdi ben hızlıca bir saçımı taramak da istiyorum. Ayna da yok. Odamda hiçbir şey yok. Bu arada biraz yankı yapıyor olabilir. Odamdaki her şey gitti şu anda. Bir tek arkamda gördüğünüz bu kitaplık var. Onun dışında hiçbir şey yok odamda. Her şey gelecek bu ay içerisinde. Odayı bitireceğim diye umut ediyorum. Şimdi bir eldiven kullanmanızı tavsiye etmiş ama ben azıcık açıp içine baktım. Bakın böyle gri bir rengi var. Gri, mor bir rengi var. Çok pigmentli bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Benim fanola şampuanım gibi değil. Şöyle bakın. Böyle bir rengi var. Şimdi ben bayağı yoğun bir şekilde uygulayacağım bunu dibime. Bu şekilde. Siz benim kadar yoğun uygulamayabilirsiniz. Ben tamamen fantezi olsun diye yapıyorum. Görüyorsunuz zaten ne kadar sarı turuncu dibim. Böyle adım adım tüm saçıma uygulayacağım. İyice saçıma yediriyorum. Ya renk olarak bilmiyorum. Ben çok etkili bir şey olduğuna ikna olmadım şu anda ama belli de olmaz. Buna benzer Sayos'un bir tane vardı bende. Buradan aldım. O da bunun gibi ama etkisi fena değil. İyi yani. Ben Türkiye'de bayağı cila vesaire yapmadan onunla idare ettim. Ki ben 2 hafta kaldım Türkiye'de. Bakın şu anda iki tarafın farkını görüyorsunuz değil mi? Bu arada saçlarım bayağı hızlı uzamaya başladı.
ve gürleşmeye başladı. Farklı mı yapıyorsun diye soracak olursanız sadece Olaplex'i kullanıyorum. Hem boyada hem de 3 numarasını da bakım olarak saçıma uyguluyorum. Onun dışında ihtiyaç duydukça şey yapıyorum. Özellikle her açma işleminden sonra saçıma sirkeli su ile bir durulama yapıyorum. O da bayağı toparlıyor saçı. Ve ay takvimine göre saçımı kesiyorum. Daha doğrusu kestiriyorum. Onun da bayağı etkisini gördüm. Benim saçım hiçbir zaman hızlı uzayan bir saç olmadı ama bilmiyorum, ben bu aya göre kestirme şeyinde bayağı etki gördüm. Bu arada size bir şey diyeceğim. Bir sürü vlog koydum. Neden izlenmeler bu kadar düşük? Vlog sevmiyor musunuz? Vlog koymayayım mı? Bana bunun cevabını verebilirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Hani gerçekten istemiyorsanız benden vlog, ben hiç o işe girmeyeyim. Kendim de şahsen yoruluyorum. Ve izlenme çok çok düşük. Gerçekten çok düşük. İlginizi çekmiyor sanırım. Bayağı iyi, 8 dakika geçmiş şimdiye kadar. Hızlı bir uygulama. İşte ben çok konuşuyorum. Konuşmadığımı da düşünün. Saçınız ne kadar çok ıslak olursa uygulaması o kadar kolay olur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tamamen yıkayıp öyle de uygulayabilirsiniz. Mesela saçınızı bir kepek şampuanıyla yıkayıp sonra bunu da uygulayabilirsiniz. O zaman da gözenekler çok iyi açılmış oluyor. Saç işte bütün uyguladığınız ürünlerden arınmış oluyor. O zaman da bayağı iyi sonuç alırsınız. Şuraya biraz daha yapacağım. Favorilerime. Bu arada hiç böyle kimyasal bir kokusu yok. Öyle ağır bir kokusu yok yani. Şimdi böyle toplayacağım. Bir 10 dakika bekleyeceğim. Sonrasında yıkayacağım. Bakın şu an aslında hiç fena durmuyor ha. Bakalım. Bir ümitlendim. Şimdi elimi falan yıkayayım. 10 dakika bekleyeyim, sonra görüşeceğiz. Evet, şimdi bir 10 dakika geçti. Pek anlamadım ama şu an görüntümüz bu şekilde. Gidip yıkayacağım. Yapacak başka bir şey yok yani yıkamak dışında. Yıkayacağım. Sonra kurutup geri gelirim. Evet, evet. Öyle daha iyi olur. Kurutup geri gelmek daha mantıklı. Bu kadar. Hadi kaçtım. Bye. Evet ve kuruttum, geldim. Ben sonuçtan bayağı memnun kaldım. Bayağı şoktayım. Bakar mısınız? Eşitledi. Çok hafif. Bazı yerler çok daha turuncuydu. Oraya şuralar kadar etki etmemiş. Ama yine de yani hiç boya olmadan bence renk bayağı eşit oldu. Yani cila yapacak imkanınız yok. Boya yapacak imkanınız yok. Sadece açtığınız kaldı. Onu bile böyle kurtarıyorsa bence diğer türlü daha da etkilidir. Yani sadece açılmış turuncu sarı bir saç da bu kadar etki etti. Bakar mısınız? Cah güllerim çok komik ama. Şöyle renge bakın. Bayağı iyi. Bayağı iyi. İlk önce çok böyle güvenmedim ama sonra kafamda kaldıkça rengin ne kadar değiştiğini gördüm. Şöyle yakından da göstereyim size. Bakın. Bayağı iyi ya. Saçımı hatta boyamama gerek yok. Yani bir kere daha bunu yaparsam bence
Yeter. Sadece açıp sonradan böyle bir ürün kullanmak acayip pratik bir şeymiş. Şoktayım. Hala da şoktayım. Bakın şu taraflarda turunculuklarım daha yoğundu. Orayı bu taraf kadar etki etmemiş. Bu tarafım daha iyi açılmıştı. Dolayısıyla bu tarafı daha güzel matlaştırmış. Ama yine de bence sadece açıp tek başına bir ürünle gün kurtarabiliyor olmak, yani ki bu bence birkaç yıkamaya dayanır. Bayağı yıkadım çünkü. Bence çok iyi. Şoktayım. Özür dilerim, başkasına çok güvenmemiştim ama bayağı iyi. Siz de eğer denemek istiyorsanız mutlaka bir şans tanıyın. Normal mor şampuanlardan fiyat olarak farkı yok. Ben 40 liraya falan almıştım. Ki eminim gratis Watson's'a vesaire indirime giriyordur da, ya da girecektir de. Ben indirimsiz aldım. Dediğim gibi fiyat performans olarak çok güzel, çok beğendim. Burada yok, burada görmedim. Dediğim gibi Türkiye'ye gider gitmez görmüştüm ve hemen gözüm takıldı, aldım, denemek istedim. Böyle deneme videosu olsun istedim. Umarım size sonucu beğenmişsinizdir. Eğer denediyseniz siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Onun dışında da yorum yazabilirsiniz, istediğiniz yazın. Videoya like bırakırsanız çok mutlu olurum. Denememi istediğiniz başka ürünler varsa da mutlaka bana söyleyin. Ulaşabildiğim şeylere ulaşır, alırım, denerim, videosunu çekerim. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.